Sevgili izleyenler, Radyo Hoca'da kim bilir neler olacak? Neler efendim? Radyo Hoca'da futbol konuşacağız. 9 aylık var, müşteri hizmetlerini arayan adam var. Kaçırmayın Radyo Hoca'yı. Kanatları gör. Kanatları gör. Bir kanada. Ah ya, adam boş gidiyor, boş. Sana 0-5 uzun var mı? Oğlum. Efendim hocam. Ben burada maç izliyorum oğlum. Benim heyecanımı nedir bal tanıyorsunuz evladım siz? Sessiz olun biraz. Affedersiniz hocam, kaç kaç? 0-0 daha bir şey yok. Ortada bak. Çok güzel. Bir ayağını, ayağını oyna. Ayağını oyna. Ha! Kimden arasında konuşman? Kendi aramızda konuşma. He! Heyecandan öyle çıktı. Bir burada maç izliyorum. Allah Allah. Çok, evet. Oyunu aç. Ver şimdi. Dokan. Gol! 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 Allah'ım! Allah'ım! Allah'ım ağlamak istiyorum şu anda, gol! Hasan attı, gol! Hasan attı! İşte bu! İşte bu, Hasan attı! Hasan Şaş attı! Hasan Şaş mı? He! Getoş! Hocam siz eski milli maçı mı izliyorsunuz? He! Yenilerinden daha heyecanlı oluyor ki! Hocam, o maçın sonucu belli. He! Şimdikilerin de sonucu başından belli. En azından Dünya Kupası oğlum. Dünya Kupası Dünya Kupası'dır ya. Eskisi yenisi fark eder mi ya? Hey Hasan gibi canlıyım ya. Kendini öpeyim Hasan ya. Helal olsun. İyi akşamlar, ben Yıldırım. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi akşamlar. Türkiye Futbol Federasyonu müşteri hizmetleri mi? Evet buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi ben bu milli takım maçlarını kahvede izledim. Ben bu milli takımdan çok şikayetçiyim. Paramın iadesini istiyorum. Yardımcı olmaya çalışayım beyefendi. Nedir tam olarak şikayetiniz? Şimdi siz yeni, dinamik, genç bir kadro kuracağız, Dünya Kupalarına katılacağız demediniz mi? Evet. En son Dünya Kupasına gittiğimizde bende bıyık yoktu. Şimdi badana fırçası gibi bıyık var. Daha ne zaman gideceğiz Dünya Kupasına? Siz nerenin Dünya Kupası'na katlıyorsunuz acaba? Başka dünyanın Dünya Kupası'na katlıyorsunuz da benim mi haberim yok? Ben Dünya Kupası maçı izlemek istiyorum. Şimdi beyefendi, ön eleme gruplarında bir takım teknik sıkıntılar yaşadık ama en kısa zamanda sorunları çözüp düzlüğe çıkacağız. He. Ne zaman çıkarsınız peki? Akşama çıkar mısınız? Tabii akşama çıkamayız da. Akşama çünkü ben arkadaşları çağırdım. Çerez aldım, çay koydum. Beyefendi, Dünya Kupası 4 yılda bir yapılıyor. 4 yılda bir yapılıyor da 40 yılda bir gidiyoruz amma. Şimdi futbolcu kalitemizde bir problem yaşanmakta. Eğer iyi bir jenerasyon yakalarsak Avrupa Kupalarına katılma şansımız olabilir en azından. Anladım. Ne zaman yakalarız peki iyi bir jenerasyon? Akşama yakalar mıyız? Yani şimdi... Geçen Avrupa Kupası'na da katılamadık. Kimi tutacağımı şaşırdım ben. Dünya Kupası olunca gariban takımlarını tutuyorum. Afrika takımlarını tutuyorum. Avrupa Kupası'nda hepsi Jix, hepsi Kodaman, hepsi Ükela, hepsi Sinop. Haklısınız ama bu bir geçiş dönemi. Takımımıza yeni bir vizyon, yeni bir anlayış, yeni bir bakış açısı, yeni bir ekol oturtmaya çalışıyoruz. Anladım. Akşama oturtur muyuz peki? Akşama oturtamayız ama önümüzde bir 2014 Avrupa Kupası var. O olmazsa 2016 Dünya Kupası... O da olmazsa 2018 Avrupa Kupası var. Birine mutlaka oturturuz. Anladım. Peki yani şimdi biz de en azından bir Romanya kadar, bir Macaristan kadar, Bosna Hersek kadar takım olup teknik, bilinçli, etkili, duygulu futbol oynayıp yeniden uluslararası kupalara katılıp maçlar kazanıp yeniden sokaklara dökülüp birinciliklere değse bile, ikinciliklere değse bile, üçüncülüklere uzanıp yeter Yıldırım Demirören yeter deme noktasına gelmeden mutlu, mesut, sağlıklı, huzurlu bir yaşama yelken açabileceğiz değil mi? Tabii açabileceksiniz yelken. Yardımcı olmamı istediğiniz başka bir konu var mı? Yok, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Bizi aramış olduğunuz için biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, futbol benim için önemli çünkü. Tanju'cum dur. Tanju'cum. Alo. Alo. Efendim hoş geldiniz.
Uğur Bey iyi yayınlar, iyi günler. Songül Hanım size de... La ben Songül Karlı'ya nereden geldim? Oğlum bu YouTube nasıl bir şey ya? Türkiye Brezilya, Brezilya Güney Kore derken Songül Karlı'dan çıkmışım. Hiç de uyandırmıyorsunuz ha. Neyse. Sevgili izleyenler, ülke futbolunun içinde bulunduğu hal beni düşündürtüyor. Zannedersem hepinizi en az benim kadar düşündürtüyordur. Çünkü neden? Başka düşünecek şeyimiz yok. Evet sevgili izleyenler, milletçe başka hiçbir sıkıntımız olmadığına ülke futbolunun içinde bulunduğu hali düşünüyoruz, düşündürtüyoruz, düşündürtüyoruz efendim ve ortalık spor programlarından geçilmiyor, spor yorumcularından geçilmiyor. Ne olacak oğlum bu ülke futbolunun hali? Bu ülke futbolunun ne olacak acaba? Mutlu akşamlar sevgili Allah izleyenler. Allah ekranların en düzeyli futbol tartışma programı. Futbol tartışma programı 9 aylık kaldığı yerden devam ediyor. Yanımızda Türkiye'nin en açık sözlü, en net, en tabii, dobrak tabii. Yorumcusu Hamdi Söyler vardı. Kendisiyle milli takım hakkında konuşuyorduk. Şimdi müsaadenle. Buyurun. Sözünü kesmek istemedim. Milli takım konusuna gelmeden evvel ben burada bir şey konuşmak istiyorum. Müsaadenle. Bir şey konuşmak istiyorum müsaadenle. Tabii buyurun hocam. Şimdi eşim zaftarda ben burada bir takım yorumlarda bulundum. Yorumlar yaptım burada, objektif yorumlar yaptım. Fakat eleştiri aldım. Eleştiriler aldınız. Bir takım eleştiri aldım. Eleştiri aldım. Sosyal medyada, sosyal medya alemlerinde ve bir takım başka alemlerde eleştiri aldım. Hamdi hocamız, ben kastediyorum, Hamdi Söyler hocamız efendim bir şeyler konuşuyor. Fikirlerini beyan ediyor, fikirlerini. Bir şey ifade etmeye çalışıyor. Ama biz anlamıyoruz şeklinde. Bana göre bir takım haksız. Bana göre iyi, yanlı ve taraflı. Bir takım haksız son derece eleştiri aldım. Daha ağır da var. Burada söylemek istemiyorum, daha ağır da var. Hamdi hocamız kurabiye canavarı gibi. Kurabiye canavarı gibi konuşuyor şeklinde. Alaksızca. Mesafsiz bir takım eleştiri aldım. Hiç hoş olmamış hocam. Hiç hoş olmadı hocam. Kurabiye canavarı gerçekten... Hiç hoş olmadı. Tamamen kasıtlı. Ve futbol camiasının içinde bir takım futbol yorumcuları, futbol başkanları şeklinde bir takım dış mihraklar ve bana kadar iç mihraklar yanlıştır. Ayıptır. Haksızlıktır. Ve burada ileri doğru hocam ne burada. İşine gelen anlıyor beni. İşine gelen beni anlıyor. Sizi herkes anlıyor hocam. Tüm Türkiye anlıyor. Kulaklar açsın. Bu detemi dinlesin. Ayıptır. Ben burada da avukatlarımı etkiledim. Avukatlarıma gereken şey talimatı verdim. Artık dava açtım bunlara. Hukuki yollarda hakkınızı arayacaksınız yani. Tabii arayacağım burada. Artık söz mahkemeye ben burada daha fazla konuşacağım. Yakışık kalmaz. Anladım hocam. Şimdi Dünya Kupası'na o zaman gelecek olursak... Gelelim Dünya Kupası. Yine yalan oldu tabiri caizse. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ütekeciğim. Yalan olmadı. İyi oturalım. Dolu konuşalım. Yalan olmadı. Dünya Kupası yalan oldu ama yalan olmadı. Gazoz Kupası var. Ama benim canım için Gazoz Kupası var. Biz bu takımdan önce bir Gazoz Kupası'na oynarız. Gazoz Kupası'na gideriz. Sade Gazoz ve bir de Gazoz Kupası'na gelebiliriz bundan. Orada tutuşturuz. Ve eminim ki... Abi Hamdi'ye bak ben sonuçta ben bu işin içinde bulundum. Benim takım futbolun içinde bulundum. Sporla yararlık yaptım. Futbolcu yaptım. Yıllarınızı verdiniz hocam futbola. Ben futbolun içinde bulunan insanlar. Gaz kupasına şansımız var. İyilet olalım. Doğru konuşalım. Yüksek şansınız diyorsunuz. Grup buradan çıkma ihtimalimiz var. Ha bir futbolun bir şey olur. Futbol konusunda şans faktörü önemli. Futbolun şans belirleyenimiz olmaz. Şansımız var. Yine de belli olmaz. Gazoz Kupası'nda gruplara çıkarız diye düşünüyorum ben. Hocam milli takımdaki futbolcu kalitesinin düşük olduğu söyleniyor aylardır. Sizce Türk futbolunda bir altyapı sıkıntısı var mı? Altyapı mı? Altyapı. Futbolun altyapısı. Futbol altyapısı. Bizim ülkemizde Güdegeç'im. İleri mücdet koysun. Bırak futbol altyapısını geçtim. Ülkenin altyapısı yok. Bir ambulyayı o tarafa götürüyorum.
Daha futbol altyapısı yüzün. Daha satların altyapı çok sarıcı olan su basıyor. Arada mok edeceğiz avucunu. Abi yağmur yağdı zaman. Daha kulüpten altyapısı gelmeden evvel. Önce bir cinize bakalım. Senin bir altyapım yok daha ülkemize. Altın yok senin altyapı yok. Önce kendi altyapımıza bir bakalım diyorsunuz yani. Yüzüne koysun. Gelirse çağırıp ben masamışa vursun. Gelirse bu kadar ben önce arayayım. Hocam peki eski kadrolarımıza eski baktığımız kadro. Zaman eski kadro. O Bülent'li, eski Hakan Şükürlü, Ergün Pembeli, o efsane kadrolara bakıyoruz. Bir de bugünkü kadroya bakıyoruz hocam. Türk futbolu yeni futbolcu yetiştiremiyor mu? Yetiştiriyor. Yetiştiriyor. Bak şimdi Güteş'im, en sonunda ulaşalım. Kimse aklını yemeyelim burada. Tabii. Son dönemde yetişmiş, bir Aurelio var. Aurelio? Mehmet Aurelio var. Mehmet Aurelio. Keşanlı. Aurelio Keşanlı. Şopardır Aurelio. Kendisi Keşanlı diyorsunuz. Tabii Keşanlı. Aslan Keşanlı Şopar Aurelio. Babası Brezilyalı. Annesi Türk. Onun için adı Mehmet Aurelio. Mehmet Aurelio. Babadan Brezilyalı yani. Tabii annesi Brezilyalı olsa Mark Aurelio olur. Mehmet Aurelio bu. Türk. Keşanlı şopardır. Davacıdır. Mehmet Aurelio davacıdır. Şeyi vardır Mehmet Aurelio'nun. Öyle bir çocuktur. Hakkını yemeyelim Mehmet Aurelio'nun. Çok da iyi topçuydu hocam. Çok, gerçekten. Dolar hoşuma da. Anladım. Ana ne ya da ben anladım. Sen ne anladın ki? Ne anladın? Ne dediler? Ben bir daha fazla koşmak istemiyorum. Evet. Bir daha koşmak istemiyorum. Bir daha koşma. Evet sevgili izleyenler. Ekranların en düzeyli futbol tartışma programı 9 aylık bu haftalık da bitti. Bu hafta ama sonra yarışırsak değil mi? Bizim konu bir daha işaret ederiz. Evet haftaya yeniden görüşmek ümidiyle. Bir daha koşma. Esen kalın. Esen kalın. Mutlu akşamlar. Bu tam mutlu akşamlar ama benim bir hoşuma daha fazla bir şey yapmalar. Hocam o sonunda... Aklandım. Neredesin sen? Aman! Oğlum! Alın şunu elimden ya! Arif'in attığı gole bakarken... Sevda Demirel'in Hande Ateş'in attığı tokada geldim ben. Bu nasıl iş kafam döndü ya? İncine kafam döndü ya. Daldan dala. Bıldırcın gibi beynim döndü. Kaldırın şunu ya. Başlarım YouTube'undan da şeysinden de. Esen kalın sevgili izleyenler. Alın şu aleti ya benim elimden bunu. Televizyonda ders anlatıyor olmam sınav yapamayacağım anlamına gelmez sevgili izleyiciler. Yayıncılıktan önce... Öğretmenlik gelir benim için.